Aladağlar kampımızı sonlandırdıktan sonra yolumuzun üstünde olan Göksu Tabiat Parkı'na uğramak istedik. Uzunca bir keşif yaptık ama. Evet, önce buraya gelip bir keşif yaptık. Şu yola girdik. Hemen bu Göksu Tabiat Parkı tabelasının solundan. Buradan Kartalkaya'ya çıktık. Yeni öğrendik bu yolu. Bilmiyorduk. Yol biraz karlı ama güzel. Gidilebilir bir yol. O yüzden şimdi gitmeye çalışacağız bakalım. Parkı'na giriş yapıyoruz. Ne kadar? Normalde evet karavan 750 kilograma kadar 34 lira günlük. Diğeri 750 68 lira. 750 kilogram üstü 68 lira. Ancak kapıda bakalım hiç görevli yok. Bakalım bizden ne kadar para alacaklar. Kapıda görevli yok. Sanırım bu havada kimsenin geleceğini tahmin etmedikleri için görevli koymamışlar ya da görevli buraya gelememiş. Yani biz de buraya geldiğimizde şu görmüş olduğunuz izleri biz açtık. Kimse gelmemişti buraya kadar. Herhangi bir yaşam belirtisi yoktu. Biz normalde kamp yapmadan önce karavanımızı güvenli bir yerde bırakıp araçla keşif yapıp ondan sonra kamp yerimizi seçiyoruz. Karavanımızı alıp geliyoruz. Böyle daha kolay oluyor bizim için. Çünkü çekme karavanda dönüşler zor olabiliyor. Kış şartlarında yolların kenarları kapalı olduğu için geniş yer bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden öncesinde mutlaka keşif yapıyoruz. Geçen videolardaki yorumlardaki tavsiyelere uyarak geldiğimiz anda aracımızı çıkış yönümüze doğru çeviriyoruz. Sizi dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Yorumları okuyoruz. Elimizden geldiğince cevap vermeye de çalışıyoruz. Evet, mahsur kaldık. Araç dönmüyor. Aracımızı döndürdük. Şurada yolda bir geniş alan var. Oraya park edeceğiz. Bu gece bu manzaraya karşı uyuyacağız. Saat 5'e yaklaşıyor. Biraz hemen hızlıca bir aparatif şeyler atıştırdık. Kahvemizi içsek. Kahve çok çirkin oldu. Evet, nedense evet, yapamadık bu sefer. Bugün kahve yapmayı beceremedik. Ve şimdi biraz dinleneceğiz. Bu gece film gecemiz. Harry Potter'ı izleyeceğiz tekrardan. Ama şimdilik buranın keyfini çıkarma zamanı. Günaydın. Günaydın hayatım. Acıktın mı? Acıktım biraz. Ben de acıktım ya. Bir yarım saattir dışarıda dolanıyorum. Kahvaltı hazırlayabiliriz artık. Göksu Tabiat Parkı'ndan kahvaltı için ayrıldık. Hemen 1 kilometre ilerisinde şöyle şirin akan bir dere var. 14 Şubat kahvaltımızı burada yapacağız. Hayatım, bu sabah kahvaltımızda ne var? Bu sabah özel bir gün. Evet. Evet, sevgililer günü. Biz 1 yıldır evliyiz ama bence hala sevgiliyiz değil mi aşkım? Aynen. Evet. Katılıyorum buna. Birbirimize olan sevgimizi, saygımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Hala birlikte çok eğlenceli vakit geçirebiliyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz. Hep birlikteyiz ve çok mutluyuz. Allah herkese böyle bir ilişki nasip etsin. Bu sabah kahvaltımızda ne var? Sosis kızartacağız. Kaşarlı mantar yapacağız. Bu daha önce de kullandığımız, ay elimde bir şey kalmış. Daha önce kullandığımız kestane mantarı aslında kahverengi oluyor ama burada ben onu çok temiz yıkayamadım. İçim rahat etmedi. Soydum, bir de öyle yapayım dedim. O yüzden mantarlarımız beyaz. O zaman hemen yemeğimizi pişirmeye başlayalım. Evet, bu arada başlayalım. Hava -8 burada. Evet. Doğru. Sabah uyandığımızda ben 10-11 diye tahmin ediyordum ama araca baktığımda -16 diye gösteriyordu. Şok oldum. Evet. Şu an biraz daha ısındı havamız. Çok söyleyenler olmuş. Neden yıkaması zor toprakta yemek pişiriyorsunuz? Teflonda pişirin diye. Ama bunun verdiği lezzet hiçbir şey vermiyor. Evet ve şu an burada -8 gibi bir havada da yaptığınız teflonda orada burada yemekler anında donuyor. Evet. Bunda bir 15-20 dakika en azından rahatça yemeğimizi yiyebiliyoruz. Sıcak o oluyor. Yüzden toprağı tercih ediyoruz. İşler pek planladığımız gibi gitmedi hayatım. Soğuktan kaşarlar, dolayı evet. Erimiyor kaşarlar. Evet, üzerini de kapattık. Evet, kapağı yoktu. Şunu kapattık üzerine ama. Olmadı. Olmadı diyelim yani, olduğu kadar. Burada çok da şey aramıyoruz doğada. Hadi gel bakalım. Sıcak mı? Sese bak. Çok iyi. Çayımızı da buraya koyalım, ısınsın. Bu da arkadaşlar merak edenler için gaz sobası. Ben bunu çadırda yaşarken balıkta kullanıyordum. Gayet iyi ısıtıyor. Sanırım 70 metrekareye kadar evlerde kullanılabiliyor. Yok artık. Evet. Bak şimdi, yani bunu bak, genelde şeyde, İzmir'de kullanıyorlar. Yani oradan daha fazla yaygın diye biliyorum. Evet arkadaşlar, burası bizim kahvaltı ettiğimiz nokta. Gördüğünüz gibi burayı, doğayı bulduğumuz gibi bırakıyoruz ki bizden sonra gelenler veya tekrar biz geldiğimizde böyle tertemiz yerlerle karşılaşalım. Ve şurada harika bir akıntı ve şırıltı var. Şunu da göstereyim. Gerçekten ses, doğa çok iyi bir terapi geliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kahvaltımızı ettik. Bu Göksu'ydu sanırım, değil mi? Göksu Tabiat Parkı'nın Abant bağlantı noktasında. Hayır, Kartalkaya. Soğuktan bizim beyinler yandı. Aynen. Artık. Ayaklarımızı hiç hissetmiyoruz. Evet. Buradan da Seben'e doğru yol alacağız. Evet. Arkadaşlarımız Seben'den geliyor hatta. Evet. Crawler grubundan bir arkadaşımız yanımıza geliyor. Seben'e doğru ve Beypazarı'na doğru. Oradan da Sakarya'ya doğru. Yavaş yavaş. Konaklaya geçeceğiz. Evet, dönüş turumuz başladı. Aynen. Dönüşümüzde de videolar çekeceğiz çünkü güzel yerlerden geçeceğiz. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve bizlere yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlara lütfen belirtin. Evet, içeriklerimizde yer vermemizi istediğiniz şeyleri lütfen bizimle paylaşın. Çok memnun oluruz. O zaman kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.